tvbolu.com. 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu akşam Allah Allah nidalarına "Ne mutlu Türk'üm" diyene sloganları eklendi. Sokaklara sahip çıkanlar, sokaklara inenler, meydanları dolduranlar, ölüme gül bahçesinde koşar gibi koşa koşa giden insanlar, ellerinde Türk bayrakları, gönüllerinde iman, damarlarındaki asil kanla bozkurt işaretleriyle gittiler. Yıllarca başkanlık sistemi çeşitli partiler tarafından, sadece AK Parti değil, Milliyetçi Hareket Partisi değil, ne bileyim geçmiş dönemlerde Demokrat Parti, işte Cumhuriyet Halk Partisi vesaire 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 birçok partinin gündeminde başkanlık sistemi çeşitli yıllarda dile getirilen bir sistem olmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi 15 Temmuz'dan sonra bu tartışmalardan artık ülkenin sıyrılması gerektiği kanaatini bir grup toplantısında genel başkanımızın ifadeleriyle dile getirmiştir. Bu ifadeler sonrasında hükümet partisiyle görüşmeler başlamış ve bir halk oylamasına gidilmiştir. Genel başkanımız şunu söylemiştir: "Ülkemiz artık bu konuların tartışılabileceği, gündem haline getirilebileceği bir durumda değil. İçeriden ve dışarıdan kuşatılmış, sarılmış durumdayız." Dolayısıyla Sayın Genel Başkanımız 15 Temmuz hain darbe girişiminde önce ülkem ve milletim, sonra partim ilkesiyle hareket etti. Sayın Cumhurbaşkanı, "Biz aday çıkartmayacağız, kendilerini destekliyoruz" diyerek bir ittifak bloğu içerisinde yer almıştır. "Biz vatandaşımızın gönlüne gireceğiz. Hane hane, ev ev, kapı kapı insanlarımızı anlatacağız. Tekrar tekrar söylüyorum. Milletvekili oluruz, olmayız. Halktan kopup da milletvekili olacaksak Allah bize bunu nasip etmesin. Bunu çok net bir haliyle söylüyorum. Eğer biz halktan kopacaksak, eğer makam arabalarından aşağı inmeyeceksek, eğer bizim sadece ve sadece işte bürokraside aman bu benim adamım olsun, şu benim adamım olsun gibi gayelerimiz olacaksa, Bolu'da biz Bolu hangi yatırımlardan faydalanırı düşünmeyeceksek ya da Bolu'da İzzet Baysal Caddesi'nde sizlere selam vere vere her hafta gezemeyeceksek Allah bu işi bize nasip etmesin. Biz mücadelemizi vereceğiz. Geçmişten bu zamana kadar çeşitli oy tabloları var. Tekrar tekrar söylüyorum. Bunun kararını artık vatandaşımız verecek. Ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yepyeni bir sisteme geçişin anahtarı. Bu anahtarın karşılığını verecek olan vatandaşımız. Biz mücadele edeceğiz. Biz anlatacağız. Yok onların %50 oyu vardı. Bizim %10 vardı. Onların %20 vardı. %70 alırız. 60 alırız. 50 alırız. Bu değil. Artık Türkiye'de %50+1 hükümet. Bizim buradaki en temel gayemiz, en temel gayemiz 15 Temmuz gecesi Bolu'da, biz o zaman muhalefet partisi görevini ifa ediyorduk. 15 Temmuz gecesi milli bir muhalefetin ne demek olduğunu Bolulu vatandaşlarımız gördüler. O sokaklarda hepsiyle omuz omuza bu mücadelenin içerisinde bulunduk, bu mücadeleyi verdik. Eğer vatandaşımız Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir milletvekilini, bir kardeşlerini görmek isterlerse bizleri destekleyecekler. Biz de Bolu'nun bütün sorunlarını her anlamda dile getireceğiz. Ve tekrar söylüyorum, yani eğer biz söylediğimizin aksine davranışlar içerisine gireceksek bu inşallah bize nasip etmesin. Çok net söylüyorum yani. Bir skor ne olur hep birlikte göreceğiz. Öylesine bir zamandayız ki hiçbir tahminin bir anlamı yok. tvbolu.com